Boz TV ekranlarından herkese merhaba. Bir Ramazan'da sağlık programı ile daha karşınızdayız. Bugün yine çok kıymetli bir konu ve kıymetli bir konukla karşınızdayız. Ramazan'da beslenme, özellikle sahurda beslenmeyi konuşacağız bugün. Konuğumuz diyetisyen Beyza Korkmaz. Beyza Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün Ramazan'da beslenmeyi, özellikle sahuru konuşacağız. Ama ondan önce şu şekilde başlayalım istiyorum. Orucun sağlığa, vücuda etkileri, faydaları nelerdir? Şimdi öncelikle ben de herkese hayırlı Ramazanlar dileyim. Umarım bu ayın güzel enerjisi hayırlara vesile olur diyelim. Tabii Ramazan'ın amacı ruhumuzu dinlendirmek, bedenimizi dinlendirmek, işte ibadet yapıyorduk, biraz daha fazla yapabilmek. Bu arada ruhu dinlendirirken aslında bedeni ve organları da dinlendirmek istiyoruz. Orucun tabii birçok faydası var. Hatta bu yüzden aralıklı oruç, intermittent fasting diyetleri diye böyle popüler akımlar oluştu. Yani bunlar hep orucun bize nasıl faydaları var olduğunu bakılmış, çalışmalar yapılmış birçok. Aslında birçok olumlu faydaları olduğu görülmüş. Özellikle bu uzun süreli açlıklarla beraber doğru bir beslenme düzeni oluşturulursa aslında bağırsaklardaki yararlı bakterilerin arttığını, zararlı bakterilerin azaldığını görüyoruz. Tabii biliyorsunuz bağırsaklar bizim için ikinci bir bağırsak. Birçok hormon buradan salınıyor. Beynimiz, vücudumuz için çok güzel bir en önemli organlardan bir tanesi. Dolayısıyla bağırsaklar sağlığı için birçok faydası olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde aslında vücut için tam bir toksin atma süreci. Yani biz yılda 12 ay içinde bir ay tuttuğumuz Ramazan müthiş, vücut için müthiş bir detoks oluyor. Hani böyle detoks diyetleri falan yapıyoruz ama Ramazan'da yani yılda bir ay tuttuğumuz oruç çok iyi oluyor. Onun haricinde vücutta yanlış kodlanan hücreleri kendi kendine imha ettiğini biliyoruz uzun dönem açlıklarda. Yine kanserleşmeye başlayan hücrelerin azaldığı, küçüldüğü görülmüş. Böyle güzel bir ay umarım ruhuna uygun bir şekilde geçiririz diyelim. Evet, teşekkür ederiz. Peki Ramazan süreci bizim için kilo verdiğimiz ya da aldığımız bir süreç olabiliyor. Ramazan'da neden kilo alıyoruz? Evet, baktığımızda şimdi aslında biz yılda 12 ay içerisinde Ramazan bizim için şifa bulacağımız bir ay gibi düşünebiliriz. Burada Ramazan'da çok fazla kişi aslında kilo alıyor. Yani tahmin etmediğiniz kadar fazla. İşte Ramazan'da artı 3'ler, 4'ler bayramla beraber 5'leri bile görebiliyoruz. Özellikle erkek bireylerde bunu çok sık görüyoruz. Şimdi Ramazan'da özellikle öğün sayısı 2'ye düştü. Metabolizmanın hareketsizlikle beraber metabolizmanın yavaşlamaya başlamasıyla biraz böyle daha fazla yedikçe kilo almalar başlıyor. Aslında çok ruhuna aykırı bir durum. Yani biz Ramazan'ı işte yiyemeyenleri, bulamayanları anlamak için de yaptığımız bir ibadet. Kilo almak tabii bunun mantığına çok aykırı oluyor. Ramazan'da aslında ilk şey olarak, hata olarak sahuru atlamayı söyleyebilirim. Sahurda şimdi biz normalde 15-16 saatlik bir açlık periyodumuz var. Bu sahuru atlamakla beraber 24 saatlere kadar çıkıyor. Tabii metabolizmanın uyarılması lazım sahur hızlanması için, çalışması için. Sahuru atladığımızda da çok uzun bir süre oluyor. Bu sefer iftarda kontrolsüzlükler başlıyor. Yani bir anda böyle yemeler, bir anda mideye yüklenmeler. Bu sayede aslında midenin gerildiğini, tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. İşte kan şekerlerinin birden arttığını görüyoruz. Bu noktada da kişi kontrolü kaybedince haliyle çok fazla yiyor. Burada çok fazla yedikten sonra zaten fark edersiniz. Yani böyle bir mide krampları, işte yedikten sonra yatmalar, uzanmalar başlıyor. Aslında böyle teraviye falan bile niyet edenler çok kılamıyor. Yani bir ibadet bir başkasının engelleyebiliyor. Biz Ramazan'ı güzel geçirmek için aslında güzel beslenmek zorundayız. Şimdi sahur, iftarı çok yüklenmek dedik ama sahurda da çok yüklenmek gibi bir durum var. Artık böyle sofralar çok fazla çeşitlerle dolu. Sahurda da aslında metabolizmamızın yavaşladığı, sindirimin yavaşladığı saatler. Bu sefer işte börekler, poğaçalar, simitler, hani bir sonraki gün hiçbir şey yiyemeyeceğimiz için biraz acısını sahurda çıkarmaya çalışıyoruz. Sahurda da hani yiyip yattığımız için bu sefer bunlar
hızlıca yağ olarak depolanıyor diyebilirim. Yine çiğnemeler azalıyor. Zaten hani çok iyi değiliz belki bu konuda ama çiğneme azalması demek porsiyonların büyümesi demek. Porsiyonlar büyüdükçe de biz özellikle akşam saatlerinde yediğimiz için yağ olarak depolamalar artıyor. Bunun haricinde pide konusu var. Yani pideyi tabii ki yiyeceğiz. Hani Ramazan'da hepimiz seviyoruz ve bekliyoruz ama bizim için miktar önemli. Yani ilacı zehirden ayıran dozudur diye sevdiğim bir söz vardır. Burada pideyi aslında fazlaca yemek, işte sıcak pide geliyor, çok da açız, yarısını, bir tamını bitirenler de var. Aslında bir el ayası kadar pideyi biz bir dilim ekmeğe eşdeğer tutuyoruz. Yani baktığımızda iftarda çok fazla pide yediğimizde bunların da yine sindirimi zor oluyor, vücuda biraz rahatsızlık veriyor. Uyumamak, yine sahura kadar uyumamak bizim için bir kilo alma sebebi. Birincisi, aslında uyumadıkça biz melatonin hormonundan çok daha az faydalanıyoruz. Bu da aslında bizim bir sonraki gün biraz daha işte karbonhidrata düşkünlüğe, iştah kontrolsüzlüklerine sebep oluyor ve vücutta yağlanmayı arttırıyor. Biz uyumadıkça da haliyle daha fazla sürekli bir şeyler yiyor oluyoruz. Suyu az içmek yine bir kilo alma sebebi. Çünkü gerçekten ciddi şekilde metabolizmalar yavaşlıyor. Ama suyu az içmek diyoruz ama bir de suyu çok içenler var. Yani böyle işte ezan okundu, bir litre suyu hani tak diye mideye, böyle boş mideye aldığımızda aslında o bir beton etkisi yaratıyor. Yani mide artık iyice gerilmeye başladı. Biz hiçbir şey yemesek bile mide çok şişiyor, şişkinlik veriyor. Bu sefer kişi iftarda yiyemiyor ama iftardan sonra böyle sürekli ufak ufak bir şeyler yemeye ve bunlar da hani hiç az kalorili şeyler değil, bolca böyle kalorisi yüksek şeyler, yatana kadar da bunları fazlaca yediğimizde aslında kilo almaya başlıyoruz. Çok istemediğimiz bir durum. Evet. Ramazan'da belki de en sık yaptığımız hatalar bunlar. Siz gerek danışanlarınızdan gerekse çevrenizden gözlemlediğiniz, belki bunlara biraz daha dikkat edersek süreci daha kolay yönetebiliriz. Sahuru konuşacağız ama sahurdan önce şöyle kısaca toparlayacak olursanız, iftarda nasıl beslenelim, nelere dikkat edelim? Evet, iftarda aslında ilk yediğimiz besin çok önemli. Burada bir hurmayı tercih edebiliriz. Hurma potasyumu yüksektir ve lif oranı yüksektir. Yine kan şekerini çok hızlı toparlıyor. Zaten sünnet biliyoruz ki 1 ila 2-3 hurma başlangıçta yenebilir ama farklı görüşler var. Hani tatlıyla mı açalım, tuzluyla mı açalım diye. Arada işte zeytin tüketilebilir. Yani illa her gün hurma değil de değişik şekilde ilerleyebiliriz. Sonrasında 2 bardak sıcak suyla artık iftarımızı açmaya devam ediyoruz. Burada sıcak suyu önemsiyorum çünkü aslında vücudun nem dengesini en hızlı toparlayan, koruyan şey. Bir de bağırsakları çok iyi çalıştırır sıcak su. Sonrasında artık çorbayla başlayabiliriz. Çorbalarımız bizim için kremasız ve işte un bazlı, hani şehriye tarzında değil de biraz daha böyle kuru baklagilli, işte tarhana çorbası olabilir. Böyle yoğurtlu, nohutlu çorbalar oluyor. Bu şekilde güzel bir çorba ile devam ediyoruz aslında açmaya. Sonrasında bir 15 dakika kadar molamız var bizim. Çok yıllardır da söyleriz aslında. Bu önemli. Çünkü 15 dakika aslında şu yüzden önemli. Biz beyne ancak tokluk sinyallerini 15-20 dakikada ulaştırıyoruz. Yani baktığımızda biz 15-20 dakikada çok fazla bir şeyler de yiyebiliriz. Daha kontrollü de ilerleyebiliriz. Beynimizin orta noktasında, işte gözümüzün arka tarafında hipotalamus dediğimiz bir bölge var. İşte açlık tokluk merkezi, susuzluk merkezi, yine bunlar yan yanadır. Hatta hani normal Ramazan dışı içinde söyleyebilirim. Bazen böyle bu sinyaller karışır. Yani çok aç hissettiğimiz zamanlarda önce 1-2 bardak su içelim, bakalım ki gerçekten aç mıyız ya da susuz mu bıraktık diye. Tabii bu 15 dakika sofrada geçmiyor. Hani böyle bekleyemeyiz yemekleri. Kalkıp hani evin içinde bir tur atılabilir, bir namaz molası verilebilir. Yine o bizim için bir harekettir aslında. Ya da mesela abdest varsa bile abdest alınabilir. Çünkü akupunktur noktaları, yani vücudu müthiş rahatlatıyor. Aslında bunu denesinler, bunu yaptıklarında döndüğünde sofraya hani mide artık ben hazırım. Yani sindirim enzimleri için biraz vakit vermiş oluyoruz.
Bu sayede de aslında çok daha kontrollü oluyor. Yani döndüğümüzde daha az yiyebiliyoruz. Daha fazla yemenin peşine düşmüyoruz. Döndük, geldik. Salatayla biraz başladık. Sonrasında artık bir ana öğün var, ana yemeğimiz var. Bunun biraz protein ağırlıklı olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü Ramazan'da biliyorsunuz kas kayıpları çok fazla oluyor. Biraz bu kas kayıplarını önlemesi açısından, vücudu toplaması açısından işte et, tavuk, balık, kuru baklagil. Yine bunlar bizim için bir protein kaynağı. Hatta hiçbiri yoksa bile salataya birkaç parça peynir atarsanız o bile bizim için proteini sağlamış oluyor. Tabii Ramazan'da süt yoğurt grubu unutuluyor. İşte iftar sırasında ya da sonrasında sahurda çok tüketilmiyor ama aslında bizim için çok önemli. İşte kalsiyum kaynağı bağırsaklar için önemli. İftar sofralarında da yine işte yoğurt, kefir, ayran, işte cacık olabilir, tarator olabilir. Yani yoğurtlar mutlaka olsun ki o da bizim için bir protein kaynağı. Bunun dışında pide, az önce konuştuk ama pide de işte bir el avuç kadarı bir dilim ekmeğe denk dedik. Burada bizim bir ekmek grubumuz vardır. İşte 3-4 yemek kaşığı pilav ya da makarna da bizim için bir dilim ekmek. 100 gram bir patates de bir dilim ekmek. Şimdi sofraya baktığımızda hani iftar sofraları gayet zengin ve her şeyden var. Şimdi sofra tabağımıza pilav makarna alıyoruz. İşte patatesli bir salata var. Pideyi de yedik. Aslında çok fazla olmuş oluyor. Burada hani biri varsa birini çıkartmak şeklinde gidebilirsek hem kilomuzu koruyacak hem de kişiler çokça rahat edecektir. Evet, iftarı konuştuk. İftarla sahur arasını düşünecek olursak bu bizim için bir fırsat mı? Fırsat olarak mı görmeliyiz beslenmek için? Beslenmeliyiz miyiz iftarla sahur arasında ya da nasıl beslenmeliyiz? Ne zaman beslenmeliyiz? Normalde biz tabii 8.30-9'dan sonra bir şey yenmesini, yenmesini istemeyiz normal zamanlar için ama Ramazan'da elbette saatler değişti. Yani fizyolojimiz değişiyor, ya etraf değişiyor, her yer değişiyor. Burada ilk olarak şunu söyleyeyim. İftardan sonra yarım saat, bir saat en az hiçbir şey yememek lazım. Çünkü bütün gün boş olan bir mide var ve biraz sindirim enzimlerini salgılaması için vakit ve fırsat vermek gerekiyor. Sürekli bir şeyler atıştırma noktasına gittiğimizde artık midede kramplar, ağrılar başlıyor. Bir yarım saat, bir saat bir şey yemiyoruz ama içebiliriz. Şöyle, suyu şimdi iftarda suyla açtık dedik ama iftarın devamında sürekli su içmiyoruz. Yani çünkü şöyle düşünelim, mide bir asit salgılıyor besinleri sindirmek için. Bu sefer biz sürekli su içersek aslında o mide asitliğini azaltmış oluyoruz, diluye etmiş oluyoruz. Bu da hazımsızlığa sebep oluyor. Suyu da hani iftar bitti, bir yarım saat sonrasında artık su içmeye başlanabilir ve başlansın da çünkü yarım saat ve saat başı gibi her saat başı 1-2 bardak su içerek aslında biz yatana kadar en az 1,5 litreyi bitirmiş olmamız gerekiyor. Çay kahve konusu. Evet, sudan bahsetmişken bunu sormak istiyorum aslında. Çay ve kahveyi çok tüketen insanlar var ve çay ve kahvenin suyun yerine geçeceği inancı var insanlarda. Çay ve kahve tüketmek suyun vücudumuzdaki karşılayacağı oranı karşılar mı? Kesinlikle karşılamaz. Şöyle, çay ve kahve diüretiktir. Yani vücuttan suyu atma eylemindedir bunlar. Aslında biz normalde her çay içilen çay kahve yerine o kadar su eklensin isteriz. Hal böyle olunca, vücuttan su atıyor olunca bunlar su yerine geçmiyor ama kişinin sıvı ihtiyacını karşılıyor. Bu sefer hani kişide bir su içme ihtiyacı olmamaya başlıyor. Hatta şimdi biz çok çay kahve tüketen de bir toplumuz. Böyle iftar da bile çayla açanlar var. İşte iftara başlarken orada bir çay demleniyor. Hatta hiç ihtiyaç duymuyorlar suya. Yani çayla başlıyor, sonra artık çay artı tatlı, çay artı meyve falan gibi bir iki yudumla gidiyor. Aslında suyu az içtiğimizde bu sefer böbrekler iyice mahvoluyor. Yani çok kuruyoruz. Özellikle zaten fark edersiniz. Bir sonraki gün halsizlikler, yorgunluklar, işte baş ağrısı biraz bu suyun yerini çayın alması, suyu az tüketmemiz sebebiyle. O yüzden miktarınca hani suya engel olmayacak şekilde tabii ki çay kahve içilebilir.
Hatta kahve mesela, yani iftardan sonra hem bu hazımsızlığa da iyi geliyor, rahatlatıyor. Yine maden suyu tercih edilebilir bu bir şey yemediğimiz bir saat içerisinde. O da bizim için güzel bir mineral kaynağı, sindirimi de güzel destekliyor. O yüzden bunları seviyoruz. Evet, çayı kahveyi seviyoruz ama tatlıyı da çok seviyoruz. Tatlılar bizim iftar sofralarımızın olmazsa olmazı. Tatlı tüketimi nasıl olmalı? Ramazan'da özellikle dikkat etmemiz gereken bir nokta var mı tatlı tüketiminde? Ramazan'la tatlı böyle şöyle söylemler var, işte her akşam fix tatlı yenir gibi, ama kesinlikle bu söyleme katılmıyorum, çünkü tatlı bizim için boş enerji kaynağı. Yani hiç yemeyelim, yemeyelim demiyoruz, ama her şeyi dozunda yemek güzel. Baktığımızda her akşam değil ama haftada 2-3 gün daha bundan ziyade sütlü tatlılar tercih edelim istiyoruz. Yani ne gibi? Aslında sütlaç, güllaç, işte kazandibi, muhallebi, dondurma. Bunlar şerbetli tatlılara göre çok daha kaliteli içeriğe sahip, daha masum aslında onlara göre. Burada hani bir dilim diye düşünüyoruz, ama herkesin dilimi tabii ki farklı olabiliyor. Hani klasik restoranlarda verilen küçük ince dilimlerle her gün olmayacak şekilde tatlı tüketebiliriz. Ama tatlı tüketmiyoruz ya da tüketmediğimiz günlerde nasıl bir öğün yapalım? Burada meyve devreye giriyor. Meyve bizim için hem iyi bir posta kaynağı hem de vitamin kaynağıdır. Şöyle bir avuç kadar meyveyi, bir porsiyon taze meyve gibi düşünebilirim. Şimdi iftarda yaptık, 1,5 saat sonra ara öğüne geçtik. Hani meyve yanında, meyveyi de sadece tek başına değil de yanında işte küçük bir avuç kuru yemiş tabağı. Hani 3-4 tane badem, 3-4 tane fındık, 2 tam ceviz gibi. Hani meyveyle beraber tükettiğimizde kan şekerini çok daha dengeli yükseltiyor. Yine bu arada meyve demişken, taze meyvelerden konuştuk ama kuru meyvelerde de biraz porsiyon kontrolü zor olabiliyor. Mesela 3 tane hurma bir porsiyon meyveyken, işte 3 tane kuru kayısı bir porsiyon meyvedir. Ya da bir tane kuru incir, işte fruktoz içeriğinden dolayı bir porsiyon meyveye denk geliyor. Bu sefer biz bir akşamda 3 tane kuru incir yediğimizde ne oluyor? 3 porsiyon meyve yemiş oluyoruz. Bu da aslında dolaylı olarak trigliseriti yükseltiyor ve göbek çevresinde yağlanma yapıyor. Her şeyi miktarında tüketerek böyle minik bir ara öğün elbette yapabiliriz. Evet, tatlı dilimlerini minik tutmakta fayda var iftar sofralarında. Gelelim sahura. Sahurda beslenmeyi konuşacağız. Uyumadan sahura gitmek doğru mu? Böyle bir bu hatta alışkanlık haline de gelebiliyor insanlarda. Uyumadan sahura gidelim mi? Bu bizim vücudumuzu nasıl etkiler? Aslında uyku çok önemli. Yani sahura uyumadan gitmek demek, baktığımızda o saate kadar sürekli bir şeyler atıştırma noktasına gidiyoruz. Bu sefer biz Ramazan'da özellikle artık 10-10.30'dan sonra kesinlikle bir şey yenmesini istemiyoruz. Uyku moduna geçmek lazım. Uyumadığımız her an mutfağa gidip çok da masum olmayan şeyler yediğimiz için sahurda aslında iştahsızlık oluyor. Yani biz sahurda yememiz gereken kadar besini yiyemiyor oluyoruz. Biraz mideye acıkması için, yediklerimizi sindirmesi için fırsat vermemiz lazım. Bu yüzden uyumak önemli ve ayrıca bize az önce dediğim melatonin hormonu yine önem kazanıyor burada. Özellikle gece 10-11 ile sabah 3-4 arasında en yüksek seviyede salgılıyoruz. Bu hormon bize ne yapıyor peki? Şöyle kendimi soruyorum. Şöyle ilerliyor. Melatonin aslında bizi bir sonraki güne hazırlayan bir hormon. Yani tabiri caizse bizi şarj ediyor baktığımızda. İşte iştah kontrolü, stres, bağışıklık, bağırsak buralardaki kontrolü sağlıyor ve biz eğer melatoninden iyi faydalanamazsak bir sonraki güne çok yüksek derecede işte yorgun uyanıyoruz, halsizlikler başlıyor. Ramazan'ı böyle bayağı hareketsiz geçirmeyi de istemiyoruz tabii ki. O yüzden lütfen uyusunlar diyelim. Evet. Peki uyuduk, sahura kalktık. Sahur sofralarımızda nelere yer vermemiz gerekir? Sahur sofraları da yine artık en az iftar sofraları kadar zengin durumda. Şimdi sahurda öncelikle şunu söyleyeyim, yiyip yatmayalım. Yani biz bir şeyleri yiyoruz, bu sefer direkt yatma moduna girdiğimizde özellikle gastriti ve reflüsü olanları da çok ciddi biçimde tetikliyor. Çünkü daha sindirilmemiş bir mide var. Bu
yemek borumuzdan geri gelmeye başlıyor. Bir de tabii metabolizmanın en çok yavaşladığı saatler. Yani biz o saatlerde bir şeyler yiyip yattığımızda zaten artık sindirim en yavaş noktada. Bunlar vücudu biraz zorluyor. Sahurda yemek yiyorum söylemini de istemiyoruz. Yani biraz daha kahvaltı türü beslenmek lazım. Burada yine bizim için proteinler önemli. Çünkü protein bizim daha uzun süre tok durmamızı sağlıyor. En çok önemi de tabii yumurta sağlıyor burada. Yumurta baktığımızda anne sütüne yakın, en yakın protein kaynağı. Yani tüm enzim amino asitleri içeriyor. İşte vücutta %100'e yakınını biz dönüştürüp kullanabiliyoruz. Yumurta tüketelim istiyoruz ama tabii her gün aynı şekilde yumurta tüketmek bizleri biraz şey yapabiliyor, işte sıkabiliyor. Bu haşlama olabilir, menemen şeklinde olabilir. İşte omlet yapıyoruz, poşe yumurta yapan kişiler var. Böyle değişik değişik kullanabiliriz. Yani bir tane yumurta, iki yumurta, eğer hatta sağlık problemi yoksa üç yumurta bile tüketebiliyor. Özellikle hani yüksek kilolu erkeklerde de. Tabii hani üç yumurta deyince biraz kaloriyi düşünebilirler ama bizim için kalori değil de içerik önemli. Yani nereden ne kadar ne yiyoruz, bu önem kazanıyor. Yumurtamızı aldık. Yanına peynir ekleyelim istiyoruz. Peynir de tabii bir protein kaynağı, kalsiyum kaynağı. Hatta benim daha çok önerdiğim lor peyniri. Yani lor 3 yemek kaşığı bir dilim peynire denk gelir ve daha yağsız, daha tuzsuz da bir peynirdir. Daha tokluğunuzu artıracaktır yine. Tabağımıza yeşillik alalım istiyoruz. Özellikle bu taze nane, maydanoz, dereotu gibi hani acı, acımsı yeşillikler diyeyim. Bizim bir sonraki gün susuzluğumuzu azaltıyor. Mideyi rahatlatıyor ve hazımsızlığı çok güzel gideriyor. Bu yeşillikler mutlaka olsun. Tabii salatalık, işte turp, hani ne varsa sebzeler bizim kesinlikle dostumuz. Şimdi bir de yağ grubu alalım tabii. Yani zeytin, 5-6 tane zeytin olabilir. Burada zeytinler işte biraz tuzlu olabiliyor. Bunun yerine aslında sahurda badem ya da ceviz de tercih edebiliriz. Bunlar da yine bizim için kaliteli yağ kaynaklarıdır. Ve şimdi tabağa aslında ne yaptık? Proteini koyduk, işte yağ grubunu koyduk, sebze grubunu koyduk. Bir de karbonhidrat grubunu koyacağız. İftarda biz pide tüketiyoruz. Evet, buna izin var ama sahurda kesinlikle pide istemiyoruz. Yani aslında beyaz un istemiyoruz. Baktığımızda beyaz un bizim için kan şekerine çok hızlı karışan, hızlı yükselten ve hızlı düşüren bir şey. Pide de beyaz undan yapıldığı için, yani pide diyorum ama burada işte börek, çörek, simit, poğaça, bunlar aslında bizi o an doyuruyor. Bir sonraki güne çok müthiş açlık oluyor. Yani çok daha erken acıkıyoruz. Hatta bunu test edebilirler. Pide işte rutinde hani olmasın. Tam tahıllı ekmek, tam buğday ekmek, çavdar, yulaf ekmeği, köy ekmeği gibi esmer ekmekleri tercih etmek yine çok iyi olacaktır bizim için. Tabii hani baktık vakit var, daha erken kalktık. Burada sahuru ikiye bölmek de iyi oluyor. Yani biz bu şekilde bir ana sahur yaptık. Bir de ara sahur yapabiliriz. Bu ne demek? Sahuru bitirdik. Hani bu tabağımızı bitirdik. Bir 15-20 dakika geçti. Artık şeyler işte birkaç kaşık yoğurt, bir çay bardağı kefir olabilir. Yanına böyle yarım porsiyon meyve ekleyebiliriz. Bu da aslında biraz yine bağırsak çalışması için önemli. Sonrasında da zaten hızlıca yatmamayı dedik. Bir de çay yine içiliyor sahurda. Hani içilse, şekersiz olduğu sürece bir problem yok ama yine suyun yerini almayacak. Böyle ezana yakın işte bir anda 5-6 bardak su içme durumları oluyor. Hani birden yüklenmeler, çünkü bir sonraki gün içmeyeceğiz. Bu da tabii çok fazla, çünkü hani böbreklerin bir kapasitesi var. İhtiyacı olanı kadarını alacak, gerisini artık vücuttan uzaklaştıracak. Bu çok fazla suya yüklenmeler hem sahur sonrası çok hazımsızlığa sebep oluyor, hem de işte bizi sabaha kadar ayakta bırakıyor. Aslında biz hani ne kadar su içersek içelim, ne kadar yersek yiyelim, hani bir noktada susayacağız ve acıkacağız. Orada fazla olmasının bir önemi yok. Vücut ihtiyacı olmayanı atıyor. Evet, sahuru nasıl yapmalıyız konuştuk. Biraz giriş yaptınız ama sahur yapmazsak eğer vücudumuz nasıl etkilenir, ya da sahura kalkmaya zorlananlar için pratik ne gibi önerileriniz olabilir?
Evet, sahur yapmamak demek aslında normalde işte 15-16 saatlik bir açlık var. Hani süre eskiye göre kısaldı ama hala çok uzun vakitler. Sahur yapmamak demek aslında birçok hormonun değişmesi, 24 saatlik bir açlık periyoduna girmek demek. Tabii sahur yapmadığımızda ilk olarak iftara kontroller kayboluyor çünkü kan şekeri ciddi düştü. Hani ben sanmıyorum ki sahur yapamayan biri iftarda az önce konuştuğumuz gibi işte mola versin, çorbayla başlasın filan. Bunlar tabii biraz es geçiliyor. Bir de sahur yapmadığımızda metabolizma gerçekten yavaşlıyor. Çünkü metabolizmanın çalışması için uyarılması gerekir. Bu sefer sahur yapmıyoruz, yavaşlıyor. Sahur yapmayan bir kişi su ihtiyacını da azalmış oluyor. Yani iftardan yatana kadar hani bir noktaya kadar biz su içebiliyoruz. Sahur yapmayan biri suyu az içtiği için bu sefer kabızlıklar baş gösteriyor. Evet, kabızlıkta özellikle Ramazan'da sık karşılaştığımız bir durum. Nasıl önleyebiliriz? Önerebileceğiniz bir tarif vesaire olabilir mi? Evet, Ramazan'da kabızlığa çok sık rastlıyoruz. Çünkü işte hareket azaldı, su içme azalıyor, sebze tüketimi azalıyor, öğün sayısı azalıyor baktığımızda. Burada da kabızlık aslında çok ciddi bir problem oluyor Ramazan'da. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Biz suyu yeteri kadar içmezsek, ne kadar posalı beslenirsek beslenelim, su içmediğimizde biz kabızlık yaşıyoruz mutlaka. Bunun haricinde sebze tüketimi azalabiliyor çünkü biraz daha böyle ete yoğunlaşıyoruz ama hani biz ana öğünde et dedim, burada etli sebze yemekleri gerekiyor. Yani salata mutlaka soframızda olsun, işte baktık kabızlıklar başladı. Biraz böyle işte zeytinyağlı hani pırasa gibi, bamya gibi, lahana gibi lif içeriği yüksek sebzeler olmasına özen göstermek lazım. Onun haricinde kabızlıkta yine mesela keten tohumu, öğütülmüş keten tohumu bizim için dışkı hacmini artırabilir ve çok iyi bir omega 3 kaynağıdır. Böyle bir tatlı kaşığı keten tohumunu işte salatalara, yoğurda katıp karıştırıp yiyebilirler. Bir de şunu söyleyeceğim, bacaklar çalıştıkça bağırsakların çalıştığını biliyoruz. O yüzden hafif tempolu yürüyüşler bizim için biraz daha böyle kabızlık önleyici gibi düşünebiliriz. Burada hani sofrada probiyotik kaynaklarına önem vermek lazım. Yani bu probiyotik ne demek? Bağırsak yararlı bakterileri biz probiyotikler diyoruz. Bunlar ne kadar fazlaysa o kadar rahat bir bağırsak sistemi oluyor. Burada fermente yoğurtlar, yani ev yapımı yoğurt, işte kefir. Bunlar bizim için bir probiyotik kaynağı. Bunun dışında yulaf ezmesi yine bir probiyotik. Kuru baklagiller yine bağırsaklar için iyi. Turşu yine güzel bir probiyotiktir. Sofralarımızda bulunabilir yine. Tarhana çorbası yine bir probiyotik kaynağı. Bunlar hani bağırsak çalışmasını sağlıyor. Örneğin sirke de mesela bağırsaklar için iyi. Böyle bir yemek kaşığı sirkeyi işte çorbaya olur, salataya olur eklediğimizde yine bağırsakların biraz daha iyi çalıştığını görüyoruz. Ama baktık bağırsaklar yavaşlamaya başladı. Özellikle sahura kalktığımız zaman aç karnımıza 3 tane kuru kayısı ile başlamak yine o bağırsak hareketliliğini artıracaktır. Hatta şöyle güzel de bir tarif verelim dediğiniz gibi. Mesela kuru incir, yani birkaç tane kuru inciri böyle küçük küçük doğradık. İçine işte birkaç tane de kuru erik ekleyelim. Havanda dövdüğümüz ya da öğütülmüş aldığımız keten tohumunu ekledik ve bunları bir kasede buluşturduk. Kasenin böyle üzerine geçecek kadar zeytinyağı ekliyorsunuz ve bir gün boyunca bunu bekletiyoruz. Sonrasında hani blenderdan geçirebiliriz. Yine sahura kalktığımızda aslında her sahurda böyle bir tatlı kaşığı kadar bu karışımı tüketirsek bizim için güzel oluyor, yararlı oluyor. Öyle. Evet, teşekkür ederiz. Ramazan sonrasını konuşacağız ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Ramazan'da kilo verebilir miyiz? Ne sıklıkla tartılmak doğru? Evet, Ramazan'da şimdi kilo vermek, diyet falan deyince böyle
biraz tepki oluyor hani Ramazan diyet ayı gibi şeklinde ama Ramazan evet diyet ayı değil ama kilo almayı hiç değil. Yani kilo almak zaten çok yanlış. Belli ki bir yerde hata var ki bunu telafi etmek lazım. Hatta şunlar vardır işte ben Ramazan'da kesin artı 3 kilo alırım. Yani hayır efendim o sizin tamamen yanlış beslenmenizden dolayı yoksa oruç hani kilo aldıran bir ibadet değil. Olamaz da zaten. O yüzden aslında tüm bu konuştuklarımızı dikkate alarak işte Ramazan'da tatlı tüketimi, hareketsizlikler yani biraz böyle gün içinde hareketler ya da iftardan yarım saat sonra yürüyüşler o harcanan kalorinizi artıracak. Çünkü Ramazan'da böyle iyice hani bütün gün yatmak işte böyle bitkisel hayatta gibi hiç kalkmamak biraz ruhuna da uygun olmuyor. Hareketi artıracağız. Tatlı tüketimini yani eğer kişinin kilo verme hedefi varsa haftada biri geçmeyecek şekilde yapmak lazım. Sahuru mutlaka atlamamalı. Yani az önce bahsettiğimiz gibi. Bu arada sahurda da şöyle pratik bir iki tarif söylemiş olayım. Sahuru illa hani kimisi diyor ki işte hocam kalkamıyorum ya da işte kalkmıyorum. Aslında sahurda işte bir bardak süt, işte 2-3 tane hurma yediğimizde bile bir sahur yapmış oluyoruz. Ya da geceden şey hazırlanabilir işte sütü koyduk, içine yulaf ezmesi koyduk, meyve koyduk. Bunları bazen rondodan geçiriyorlar, bazen pişiriyorlar ya da bu tarif yoğurtla olabilir. Hani pratik bir öğün. Geceden hazırlıyorsunuz, akşamdan hazırlıyorsunuz, gece kalktığınızda yiyebilirsiniz. Ya da kuru baklagilli çorbalar yine bir alternatif oluyor hani sahura. Böyle yoğurtlu, nohutlu, yarmalı çorbalarımız var bizim çok güzel. Hani bu da bizim için hiç sahur yapmamaktan kesinlikle iyidir. Bunları yapıyoruz, suyumuzu içiyoruz. Eğer hani çok erken kalkıyorum, yapamıyorum diyenler için bu da güzel bir alternatif. Evet. Ramazan'ı konuştuk. Peki Ramazan sonu gelen bir bayram var. Ramazan sonrası ve bayram için özellikle ne önerirsiniz? İlk olarak şunu söyleyeyim. Şimdi bir ay boyunca mide farklı bir düzene alıştı. Bir de bizim vücudumuz hemen bir şeylere çabuk alışma eğiliminde. Özellikle sonlara doğru metabolizma iyice yavaşladı. Yani bu aslında biraz işte kas kayıpları da olabilmesi sebebiyle. Çünkü kas bizim için metabolizmayı hızlandıran bir şey. Hem güzel besleneceğiz hem böyle hafif egzersizler yaparak bu şeyi koruyacağız. Kas kütlemizi koruyacağız. Ramazan sonu artık bayram oldu ve özlediğimiz birçok şey var. Onları özellikle son birkaç gün hani hayaliyle ilerliyoruz. Ama biraz yavaş yavaş artırmak lazım. Yani 30 gün boyunca saat 10'da hiçbir şey yemeyen mide ya bir anda çok yüksek bayram sofraları, çok çeşitli bayram sofraları rahatsız ediyor. Burada özlediğimiz bir şeyler mutlaka var ama işte börek, simit, poğaça yani hep yarım porsiyon 1/2 gibi giderek normal eski düzenimize geçiyoruz. Yine aslında sahur gibi ama onun biraz daha zengini yani yumurtamız olacak, yeşilliğimiz olacak, işte kaliteli bir yağ grubu, peynir bunları aldık. Biraz da özlediğimiz bir şeylerden ufak ufak ekleyerek o gün güzel bir kahvaltı yapabiliriz. Sonrasında tabii gezmeler oluyor. Hani hayır diyemeyeceğimiz birçok tabak gelebiliyor önümüze. Ama bir yerlere gitmeden önce çok aç olmadan gitmeyi öneriyorum. En azından bir ara öğün, işte bir kase yoğurt yeseniz bile o sizi birazcık daha tok tutar. Yani bir şeylere hayır diyebiliyorsunuz. Çok bir yerlere gittiğimizde her tabağa bir şans verirsek gün sonunda bayağı mide ağrıları olabiliyor. Hatta şunu söyleyebilirim. Bu dönemlerde işte kalp krizi falan çok duyarsınız hastanelerde maalesef ki. Bunlar işte birden hani yüklenmenin midede tansiyonu artırması, germesi, kan şekerini yükseltmesi sebebiyle oluyor. Burada tabii en iyi dengeleme yöntemi harekettir. Bu bayram zamanlarında da hareketi en azından elden bırakmazsak bir şey tatlılara, bir şeylere biraz daha şans verebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı ve istifadeli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Sağlığınız sıhhatli, sofranız bereketli olsun.